dünyadaki ve Türkiye'deki en son teknolojik gelişmeleri ekranlarınıza getiren Teknoyatan, teknolojinin kalbinden bu programda herkese merhaba. Arkeolojik ve genetik veriler sığırların ilk olarak yaklaşık 10.500 yıl önce yabani yaban öküzlerinden evcilleştirildiğini gösteriyor. Süt, insanoğlu için her dönem vazgeçilmez oldu. Türklerde de sütün hikayesi asırlar öncesine dayanıyor. Sütü elde edebilmek için önce hayvandan sağılması gerekiyor. Bildiğimiz en eski yöntem normal, yani elle sağımdı. Daha sonra otomatik sağım makinalarıyla bireysel güğümlere sağım yapılmaya başlandı. Teknolojinin de gelişmesiyle otomatik sağım makinelerine geçildi. Daha sonra büyük işletmelerde ve büyük çiftliklerde de olduğu gibi balık kılçığı toplu sağım denilen sistem kullanılmaya başlandı. Günümüzde ise artık tek tek hayvanın kendi kendine sağım yapabildiği robotik sistemlere geçiş yapıldı. Türkiye'de ağırlıklı Holstein, Montofon ve Simmental inekleri var. Ülkemizde yeni yeni Montofon ve Simmental cinsi inekler daha fazla yaygınlık kazanmaya başladı. Bu türler beslenmesi kolay, süt verimi fazla inekler arasında yer alıyor. Süt işletmelerinde verimliliğin artırılması için temel yapılar vardır. Bunlar beslenme, süt üretimi, meme sağlığı ve bu unsurların yönetimidir. Süt üretimi hayvan sağlığıyla başlayıp beslenmeyle dengeleniyor. Beslenmede yapılan rasyonun yapısı, hayvanın genel kondisyonu, ahır şartları, hijyen, hayvanın refahı süt üretiminde esas konuları teşkil ediyor. İşte bütün bunlar memenin yapısı, sağlığını ve sütün verimliliğini etkileyen faktörler. Beslenme inek için çok önemli. Sütün sağlıklı üretilebilmesi için su, suyun kalitesi, suyun hayvana sunuş tarzı öncelikler arasında geliyor. Çünkü günlük bir hayvan 80 ila 100 litre civarında su tüketiyor ve bir inek günde 50 ila 100 litre arası geviş getirip işkembesindeki faaliyetlerini sürdürmesi gerekiyor. Hayvanın 20 litre süt üretebilmesi için memeden tam 6 ila 10 ton kan geçiyor. Sevgili izleyiciler, aynı zamanda bu programımızda size teknolojinin bu alanda geldiği son nokta olan robotik sistemden de bahsedeceğiz. Düşünün, 8 milyarın üzerinde insana robotik sistemler olmasaydı süt ve süt ürünleri zamanında ulaştırılabilir miydi? Teknovia daha önce UBS'nin uçak köprülerinden havaalanı pist aydınlatma sistemlerine kadar bütün aşamalarını ekranlarınızda taşımış, teknoloji aldığımız o ülkelere UBS'nin nasıl teknoloji sattığını siz sevgili izleyicilerimizle paylaşmıştık. Şimdilerde hayvan gazı polemiği yapıldığı bir dönemde UBS bundan tam 3 yıl önce UBS hayvancılığı hayata geçirerek sözde bilim adamlarına ve hayvancılık için politika üretenlere yine örneklik teşkil etmeye devam ediyor. O zaman ne duruyoruz? Hadi hep birlikte UBS Hayvancılığın Antalya Korkutel ilçesinde tam iki ayrı lokasyonda teknoloji ile donattığı UBS Hayvancılığa gidiyoruz. Bu gördüğünüz ineklerin hepsi anne adayı. Kimisi ilk kez anne olacak, kimisi 5., 6., 7. kez. Süt üretim çiftliklerinde geleneksel çiftleşme yöntemi yerine artık tohumlama yöntemi kullanılıyor.
İnekler erkek sığır görmeden tohumlama yöntemiyle gebe kalıyor. Her ineğin cinsine göre tohumlama yapılıyor ve bu süreç yakından takip ediliyor. Tohumlama süreci düveyi yetiştirmeyle başlıyor. Düvelerin düzgün beslenme ve gelişim sürecine göre ideal tohumlama aralığı 14 ila 15 aylık oldukları zaman. Tohumlamada genetik devamlılık çok önemli. Hayvanların şimdiye kadar ait olduğu soy bağı ne kadar önemliyse, bundan sonra ineğin verimliliğinin düşmemesi ve sağlıklı bir genetik yapının devam edebilmesi için hayvanın doğum süreçleri yine aynı titizlikte takip edilmeli, sonraki kuşakların da soy bağları mutlaka kayıt altına alınmalı. Evet sevgili izleyiciler, UBS'nin en dış kapısından girdik. UBS aslında teknolojinin her alanında var. Bugün Teknovya UBS'nin farklı bir kolunu ekranlarınıza taşıyor. Hayvancılık. Efendim diyeceksiniz ki Teknovya'da hayvancılığın ne alakası var? Efendim işin içinde teknoloji varsa Teknovya her yerde. Çünkü burası çok büyük bir tesis ve İşte buzağların doğumundan sofralarınıza ulaşan o sütün hikayesi ekranlarınıza gelecek ama teknolojik yapı taşlarını size anlatacağız. O teknolojiyle kalitenin ve verimin teknolojiyle nasıl zirveye ulaştığını ekranlarınıza taşıyacağız. Yanımızda Yasin Yeşil var. Burası UBS'nin farklı bir klasmanı, farklı bir kategorisi diyelim. Farklı bir bölümü diyelim sevgili izleyiciler. Burada buzağlar dünyaya gözünü açıyor. Annelerinden doğuyor ve dünyaya geliyor. Evet Yasin. Burası UBS'nin aslında buzağların ilk dünyaya geldiği yeri, öyle değil mi? Kesinlikle. Burası close-up diye adlandırdığımız, buzağların doğumuna yaklaşık 20 gün kala mevcutlandırdığımız ahırlarımız. Burada yaklaşık şu an 80 tane hayvanımız var. Aylık şu an ortalamamızda 90 doğumumuz olacak ve devamı tekrar geliyor. Kuru ayırma bölümümüz mevcut. Oradan tekrar buraya aktarım yapacağız ve ortalama bu ayki doğum oranımız 96 taneydi. Şu anki mevcutumuza baktığımız zaman 42 tane falan kaldı doğumumuz. Yani tamamen sofralarımıza gelen sütümüzün hikayesinin başlangıç noktası burası. Burada doğum yapıldıktan sonra yaklaşık bir 3 gün ağız sütü dediğimiz işlem yapılıyor. 3 gün ağız sütü uygulaması yapıyoruz buzağlarımıza ve buradaki hayvanımız da doğal olarak sağım bölümümüze geçiyor. Sağım tarafından sağılmaya başlıyor. Doğal ortamların etkilediği mevsimsel değişiklik gibi etkenler doğum zamanları ve süt verimliliğinde çok önem arz ediyor. Profesyonel hayvancılıkta mevsimsel etkiler devre dışı bırakılabiliyor. Yazın klimalarla hava ısıtılarak veya soğutularak, kışın ahırların etrafında gerekli perdelemeler yapılarak ineklerin yaşam alanları aynı derecelerde stabil tutulabiliyor. Bu da işletmelerin mevsim etkilerini minimize ederek ineklerin 12 ay boyunca süt sağım, tohumlama ve doğum işlevlerinin kesintisiz yapılabilmesini sağlıyor. Doğum yapan inekler 30 gün içinde kendi süt verimliliğinin zirvesini zorluyor. Süt verimliliğinde zirveye ulaşan bu inekler özel tasarlanan ayrı yaşam alanlarına, özel pik ahırlarına alınıyor. Sevgili izleyiciler, sağımızda bir ahır, solumuzda bir ahır var. Ama bu ahırların da bir özelliği var. Çünkü en fazla pik yapan, yani en fazla sütü veren inekler burada. Peki bunu Yasin neden yapıyorsunuz, neden burada ayırıyorsunuz?
Şimdi bu ineklerimiz doğumdan yaklaşık 30 gün ve 40 günden sonra bu ahırlara çekiyoruz. Pik yaptığı, yani pik gruplarımız sütlerdi. Yaklaşık bunlar 45 kilogram günlük ve üzeri olan hayvanlarımız. Bu 74-76'ya kadar şu an çıkan hayvanlarımız var. Bundan sonraki had safhamızda 180'den sonra diğer yüksek verim diye adlandırdığımız ahırlarımızı alıyoruz. Evet. Şimdi o yüksek verimli ahırlara gidiyoruz sevgili izleyiciler ve yine bu ahırlarda bazı teknolojik altyapılar var. Onları da ekranlarınıza taşıyacağız birazdan. Hayvanın 3 döneminde bakımı ve beslenmesi çok önemli. Bunlar ineğin gebeliği süresince ve gebeliğin son 2 ayı, ineğin doğuma hazırlanma dönemi ve hayvan doğum yaptıktan sonra ilk 100 gün çok önemli. Çünkü bu dönemlerde hayvanlar hem lohusalığı yaşayıp atlatmakta hem yoğun süt verimi sağlamakta. Kıymetli izleyenler, burası da yem karma. İşte bu devasa tesisin ve bu tesiste bulunan ineklerin daha verimli süt üretebilmesi için besine ihtiyacı var. Burada işte organik yemler, değil mi, bu organik yemler burada karılıyor ve o ineklere taşınıyor, ama burada nasıl bir sistem çalışıyor? Bu otomatik bir sistem olarak geliştirilmiş. Tam olarak sabit diye adlandırdığımız yem karmamız var. Burada öncelikle zootehnist arkadaşlarımızın hazırladığı rasyonu burada uyguluyoruz. Sonrasında dağıtıcı diye adlandırdığımız yem karmayla alıp tahliyesini yapıyoruz. Hayvanlarımızın önüne yemimizi sunuyoruz. Hemen olmasa da süt verimi gebelikle birlikte azalmaya başlıyor. Hayvan gebe kaldıktan sonra 4 ila 5 ay süresince süt veriminde gözle görünür bir düşüş yaşanıyor. Bu nedenle hayvandan elde edilen süt verimini inek son kuruya çıkana kadar titizlikle takip edilmeli ve toplam verimin düşürülmemesine gayret gösterilmeli. Bu ahırlarımız yüksek verim diye adlandırdığımız ahırlarımız, 180 gün sağlam gün sayısı ve üzeri hayvanlarımız. Buradan sonra yaklaşık gebelik gün sayısı 215 ve 220 gün sonrasında kuruya ayrılma politikası uyguluyoruz burada. Buradaki hayvanlarımızın ortalama süt litresi ise 35 üzeri, 30-35 ve üzeri hayvanlarımız burada mevcut. En fazla sütü hangi hayvan verdi? Çilek adında Holstein'ımız verdi. 74.6 şu an ortalaması. Evet. Çilek nerede şimdi? Çilek pik gruplarımızda. Soframızdan eksik etmediğimiz sütün oluşumu nasıl oluyor biliyor musunuz? Memenin çok iyi bir metabolizma göstermesi memede ancak mükemmel bir kan temini ve hareketiyle sağlanır. Sütün oluşumu için bu kan temininin yanında özellikle iyi oluşmuş bir lenf sistemi de gereklidir. Memeden günde tam 90 bin litre kan geçmektedir. Süt alveol hücrelerinde sentezlenir. Sütün bazı unsurları direkt olarak kandan geçerken büyük kısmı da kandaki temel yapı taşlarıyla yeniden sentezlenmektedir. Süt bileşiminin yaklaşık %88'i sudur. Burada inekler çıkıyor. İçeride sağlanan inekleri görüyoruz. Burası benim adlandırdığım şekilde ineklerimizin rehabilitasyon merkezi olarak sağımhane normalde burası. Bir taraftan giriyor, şu an çıkış tarafımızdayız. Buradan şimdi hayvanlarımız yemlerini yemek üzere yataklarına geçiş yapıyorlar. Peki sağım makineleri ineğin sütünün bittiğini anlayabiliyor mu?
Tabii bunların alt tarafında elektronik sistemlerimiz var. Mevcut sistemde ortalama 250 gram süt geçmediği takdirde o cihazdan otomatik meme başlıkları kendini bırakıyor zaten. Yine de sağımcı arkadaşlarımız zaten profesyonel oldukları için bizzat kendileri de gözlemliyorlar bunu. Kaldıkları halde tekrar takım yapıyoruz ama çoğu zaman olmuyor böyle bir şey. Hayvancılık, Antalya Korkuteli merkezli iki ayrı lokasyonda tesis ettiği işletmelerle hayvancılığı geleceğe taşıma gayesinde. Tesislerin biri Korkuteli ilçesinin hemen yanı başında, diğeri ise havası, suyu ve doğasıyla yayla yaratmayacak bir yükseklikte şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta. Mimarisi içinde yaşayan hayvanları stresten uzak tutmak ve konforları için köşesiz olarak özel tasarlanmış yapılar. Eşi benzeri olmayan bu tesislerde asırlar öncesinden gelen doğallık ve tazelik teknolojiyle birleştirilmiş. UBS'nin bakın o hani buzağlar hayata geliyor, hayata tutunuyor diyorduk ya, işte o buzağların değil mi yaşam merkezleri. Şimdi Yasin kardeşimiz var yanımızda. Evet Yasin, söz sende. Buzağlarımız doğduktan 3 gün sonra buzağ yaşam merkezimize alıyoruz burada. Burada yaklaşık 60 gün sonrasında bir tartım yapıldığında toplu yaşam merkezimize alıyoruz. Şu an gördüğünüz üzere mamalama işlemimiz devam ediyor. Buradaki şu anki buzağlarımız bir çilek olma yolunda hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Beslenmelerini yapıyorlar. Arkadaşlarımız aktif bir şekilde zaten titizlikle çalışıyoruz hep beraber. Buradan sonraki safhamızda toplu yaşam dediğimiz ortak yem yeme alanına geçiriyoruz. Yani hayvanların sürüye artık alıştırma sürecimiz burada başlıyor. Bir buzağı günde 3 öğün besliyoruz. Normalde 2 öğün yapan da var. Fakat bizim için daha avantajlı olduğu için biz 3 öğün besleme yapıyoruz. Çünkü ileride gelişim için çok daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Peki buzağlar ne kadar süre besleniyor ve ne kadar yani kaç litre süt emiyor? Şimdi burada da öncelikle iki tane faktörümüz var. Birincisi doğduğu kilonun iki katında olduğu zaman biz çıkarıyoruz ve ama tartım yapıyoruz. Burada gün de çok önemli bizim için. Önemli, örnek veriyorum 60 gün diyoruz ama 60 gün sonunda baktığımızda eğer doğumunun iki katı rakam yoksa yine beslemeye devam ediyoruz. Çünkü bizim için çıkış beslenme kilo çok önemli burada. Evet. Günde kaç kez besliyorsunuz? 3 kez. Kaç litre besleniyor? Normalde 3 litre. Bunlar tabii buzağlarımızın verimine göre veya bağışıklıklık sistemine göre de arttırabiliyor veya düşürebiliyoruz. UBS hayvan çiftliğini 1500 ineğin yaşadığı büyük bir köy olarak düşünebilirsiniz. Peki bu kadar çok inek nasıl yönetilir ve nasıl daha fazla verim alınır? UBS her alanda olduğu gibi bu konuda da teknolojiyi en iyi kullanan işletmelerden biri. Her hayvan UBS hayvancılık için çok önemli. UBS hayvancılığın kullandığı teknolojiyle hangi hayvan gebe, buzağılama döneminde ineklerin anlık durumu, inekler sıcaktan ya da başka nedenlerden streste mi, yemi zamanında ve uygun tüketiyorlar mı? UBS yeni ve gelişmiş teknolojik sistemleri kullanarak gerçek zamanlı bilgiye her an ulaşabiliyor. Bu da UBS'nin olumlu ya da olumsuz olaylara zamanında müdahale etmesine imkan sağlıyor. Gerçek zamanlı grup rutini uygulamasıyla dilediği zaman grupların nasıl hareket ettiğini görebiliyor.
Sistem olağan dışı hareket ve geviş getirme ile ilgili grup veya sürü düzeyinde bilgilendirme sunabiliyor. Hareket grafiğinde meydana gelen herhangi bir sapmada grubu her an kontrol altında tutabiliyor. Sistem grup düzenliği takibi uygulamasıyla ineklerin yemleme değişikliklerine verdiği tepkiyi en iyi şekilde takip ediyor. Uzun zamanda ineğin geviş getirme trendini analiz ederek grup düzeyinde tüm düzensizlikleri takip edebiliyor. UBS böylece sorunları hızlı bir şekilde belirleyip iyileşmeleri izleyebiliyor. Buzağlama dönemi takip uygulamalarıyla ara dönemde bulunan ineklerin sağlıklı bir şekilde takibini yapabiliyor. Gerçek zamanlı uyarı ve bilgilendirme ile hızlı bir şekilde hayvanlara müdahale edilebiliyor ve problemleri en az hasarla atlatıyor. Kullanılan sistem tüm olası buzağlama öncesi ve sonrası tehlike ve problemli durumlarda gerçek zamanlı uyarılarda bulunabiliyor. Gebelik ihtimali uygulaması ile suni tohumlama başarısını belirlemede, düşükleri tahmin etmede, açık gün sayısını azaltmada ve sürüden ayırmaya karar verme sürecine katkı sağlıyor. Suni tohumlama sürecinin ölçülmesine yardımcı oluyor. Sistemde verilen puanlamaya göre gebelik testi yapmaya veya düzenli kızgınlık takibi yapmaya ya da gebelikle ilgili pozitif karar vermeye, olası hata durumunu kontrol etmeye devam edebiliyor. Sıcaklık ve nem indeksi raporuyla sisteme bağlı olabilen ısı sensörleri sayesinde ahır ortamını takip edebiliyor. Böylece inekler rahat ediyor ve ısıtma-soğutma maliyetleri en aza iniyor. Sağlıklı ve verimli bir hayvan sürü yönetimi için UBS Hayvancılık, teknolojinin yapı taşlarını en iyi şekilde kullanıyor. İşte sadece bu yüzden doğru zamanda doğru kararları veriyor. Çünkü UBS Hayvancılığın mottosu sadece ineklerin değil, tüm canlıların hayatı UBS için önemli. Bir programın daha sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bir hususun altını çizmeden programı sonlandırmak istemiyorum. Bazı kendini bilim adamı diye tanımlayanlar var ve öyle bir şeyi iddia ediyorlar ki yenilir yutulur cinsten değil. Neymiş efendim? İneklerin çıkardıkları gazlar tüm dünyadaki fabrikalardan ve fosil yakıt yakan araçların tamamından daha fazla doğayı kirletiyormuş. Zavallı inekler, 1 milyar nüfusuyla 1000 kilometre kalınlığında ve 510 milyon kilometre yüzey alanını kaplayan hacmi 510 milyar kilometre küpü gazla dolduracak. Öyle mi? Buna matematik bilmeyen çocuklar dahi inanmazlar. Kıymetli izleyiciler, bir ineğin 1 metre küp hacmi olsa, ömrü boyunca 10 metre küp gaz çıkarsa, 10 milyar metre küp gaz eder. Bu rakam 10 kilometre küp demektir. Dünyanın atmosferinin hacmi 510 milyon kilometre küp. Yani inekten çıkan gaz Türkiye'nin üstünde uçan sinek kadar yer işgal eder. Artık bu sözde bilim adamları nereden nemalanıyorsa onların borularını çalıyorlar. Ne diyelim, takdiri sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Evet, Teknoya'dan bu bölümde bu kadar. Gelecek program görüşmek üzere. Size emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.